İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz oyun serimize. Bu derste arka plandaki dağların, şu an bulunmayan ağaçların, ağaç koyacağız. Biz hareket ettikçe birbirlerine göre farklı hareket ederek arka planda sanki bir üç boyutlu izlenimi verdirmeye çalışacağız. Buna paralaks deniyor. Mesela şu dağlardan bir tanesini seçelim. Mountains, Blue'lardan bir tanesini seçtik. Siz sağ taraftaki kısma bakacak olursanız, biz kamerayla hareket ederken mesela arkadaki dağın az bir miktar, yani bizim gittiğimiz yöne göre belirlenerek çok az bir miktar hareket etmesini sağlayacağız. Ama bu hareket, mesela diyelim ki şu yeşil renkte olan veya mavi önde oldu şimdi. Buna Order in Layer 1 verelim. Yeşili öne getirdik. Arkadakiler hareket edecekler ama mesela mavi renkliye göre yeşil renklinin hareketine biraz daha az yapacağız. Ve böylelikle player'ın arkasında player'e yakın olanlar, mesela hemen arkasındaki bir ağaç çok az hareket ederken uzaktaki bir dağ, ters mi söyledim? Bize çok yakın olan çok hareket etmesi lazım. Bu şekilde birbirlerine göre farklı hızlarda hareket ettikleri için bize sanki bir üç boyutlu sahnede hareket ediyormuş izlenimi verdirmek için yapacağımız işlemleri inceleyeceğiz. Yine fazla karışık bir script değil ama önce sahneyi biraz düzenlememiz gerekiyor baştan. Şu daha önceki eğik platformu, alttaki platformu, onları siliyorum. Onlar daha önceki derslerde konuları anlatmak için yaptığımız işlemlerde. Ve bu dağları da önce silelim, sonra tekrar bir daha yaparız. 3 tane dağ var. Onları şöyle siliyoruz. Sahneyi biraz rahatlatalım. Yine devam etmeden önce şu platform padler 3 tane oluşturmuştuk daha önceki derslerde. Burası biraz bu şekilde kalabalıklaşıyor. Bunları mesela create empty, boş bir game obje. Ona mesela aynı ismi verelim. Platform Pets diyebilirsiniz. Boş bir game objesi verip bu üç tanesini alıp bunun altına götürürsek böylelikle burada daha derli toplu bir görünüm elde etmiş oluruz. Çünkü kapatabiliyoruz bunu. Onun haricinde diğerleri için de aslında aynı şeyler yapıyor ama şimdi bu kadar yeter. Şimdi başlayalım çalışmaya. Yapacağımız ilk işlem arka plandaki objelerin hepsini birden içine alacağımız yine bir game obje oluşturacağız. Create empty dedim. Yine bir game obje istedim. Onun ismini backgrounds diyorum. Bunun altında toplayacağız. Ve onun altına ilk olarak daha önce yerleştirdiğimiz arka plandaki bu yeşil renkli background'ı alıyoruz. Onun altına koyuyoruz. Çünkü hepsi burada olacak. Derli toplu duracak gene. Şöyle açtığımız zaman hepsini göreceğiz. Şimdilik bir tane de bir Teal Mountain, yani şu yeşil renkli dağdan bir tane koyalım. Sağ tarafta prefabs kısmından bakıyoruz. Orada yok, şeyde var. Doğrudan resimlerden, Background Atlas'ın içerisinden şu Teal Mountains var. Onu kullanacağız. Çünkü daha önceden bunu prefab haline getirmemişiz. Şimdi getireceğiz. Ondan bir tane alıyoruz ve doğrudan doğruya bu background'ın üzerine getirip bırakabiliriz. Zaten ekranda da yerleşti. Bu arada bütün pozisyonları sıfırlayalım. Biraz önce oluşturduğumuz game objenin pozisyonu, biliyorsunuz Unity çoğu zaman rastgele bir yere koyuyor veya belli bir prensibe göre koyuyor ama onu bilemiyorum. X37, Y13 koymuş. Belki en son yerleştirdiğimiz objenin yakınına bir yere koyuyor. Neyse. Yani bunu resetleyeceğim. Yani pozisyonunu. Sadece pozisyonunu. Onu resetleyince background, şu yeşil background da resetlendi otomatikman. Ama o resetlenirken ötekine göre relatif oldu. Yani -37, -13 oldu. Onu da buradan resetliyoruz. Yani hepsi sıfıra sıfıra yerleşsin. Aynı şeyi Mountain Steel'da relatif olarak ters yöne gitti. Onu da seçip onu da reset pozisyon diyoruz. Yani yukarıdan aşağı doğru hepsini resetledim. Yine normal yerine geldi, oturdu. Şimdi bu Teal Mountains için yapacağımız işlem biraz küçük bunun boyutu. Büyüteceğim azıcık. Ondan sonra şimdilik de sadece bir tane kullanacağım. Sonra yan yana birkaç tane çoğaltacağım. Bunun bir defa Sorting Layer'ına
Default yerine background yapıyoruz hatırlarsanız. Arka plana koyduğumuz bütün resimleri sıralama layer'ı, sıralama tabakası için background'a koyuyoruz ki player önünden geçtiği zaman player'ı engellemesin, arkada gözüksün. Onun için onları background'a alıyoruz. Bakın zaten ben öyle yapar yapmaz tekrar göstereyim. Mesela player şurada bizim ekranda dağın önünde. Eğer dağı default'taydı demin, default'a bırakırsak ki default en alttadır sıralama bakımından. Onun için onu background'a koyuyoruz. Sonra bir de bunun scale için değerlerini 3 misli büyütelim. En arkadaki dağ bu olacak. Bu yüzden büyük olacak. Birazdan mavi renkli dağ yapacağız. O bunun önünde olacak. Daha yakın dağlar. Daha yakın dağları biraz daha küçük yapacağız. Ama şimdilik sadece bu dağla script kodunu yazacağım. Çoğaltma işini sonradan yapacağım. Yapacağımız işlem şu olacak. Kamera sağa sola giderken bu dağ da onunla beraber çok az bir miktar hareket edecek. Tabii ki böyle çok değil. Sadece bize bir göz yanılması verecek kadar hareket ettirecek bir kod yazacağız. O kod kameranın içerisinde olacak. Onun için kamerayı seçiyorum. Kamera seçilirken sağ tarafta Add Component kısmında yeni bir script istiyorum. Ve scriptimizin adı Background Parallax olacak. Onu yazalım. Background Parallax diye değiştiriyoruz. Ve o kodun içerisine gireceğiz. Yalnız o şekilde script kodu oluşturduğumuz zaman onu biliyorsunuz proje kısmında sıradaki yere koyuyor. Ne yapıyorduk? Kod kısmına taşıyorduk bütün kodları. Onun için bu Background Parallax isimli script kodunu alıp kodun içerisine sürükledim. Böylelikle derli toplu onlar da hepsi kod kısmının içinde yer alıyorlar. Bizimkisi şu anda şu en üstteki. Ona çift tıkladım. Mono'ya geçtim. Yine kademe kademe yazacağız. En sağdaki Background Parallax şu anda ekranda gördüğümüz hazır fonksiyonlarını siliyoruz. Şimdi birkaç değişken tanımlayarak başlayalım. Bir kere o background için kullanacağımız objeleri bu script kodun içerisinden ulaşabilmek için onlara onları buraya transform cinsinden alacağız. Yani transform bilgileri cinsinden alacağız. Bunun için bir dizi tanımlıyoruz. Çünkü birden fazla sayıda background olacak. Yeşil dağlar, mavi dağlar, ağaçlar vesaire. İsmini de yine background olarak koyuyoruz. Bunu bu şekilde tanımlamış olmakla Ctrl-C ile kaydeder, Unity'ye döner. Sonra kamerayı seçersem sağ tarafta onun şimdi yazmaya başladığımız Background Parallax isimli script dosyası burada görünüyor ve dizi burada bizi bekliyor atama için. Size 0, hiç atama yapmadığımız için şu anda 0. Biz sadece şöyle yapacağız, bu Mountain Tills'i alacağız. Aslında onu da şöyle yapalım. Tekrar devam edeceğim. Burada Mountain Steel için bir şey açacaktım. Onu unutmuşum. Çünkü şu anda tek başına burada. Mountain Steel birkaç tane olacak. Yani bundan mesela bu seçiliyken Ctrl-D ile şöyle iki tane plan yapacağız biz bunu. Onları yine bir Game Object'in altında toplayacaktım. Onu unutmuşum. Şöyle yapalım. Buraya hemen bir tane Create Empty diyelim ve ismini düzeltelim. Steel Mountains diyelim. Birden fazla sayıda oluşturacağımız Mountain Steel'ları bunun içine koyacağız ki ben bu bir tanesini alıp bunun altına koydum. Şöyle daha iyi oldu. Yani birkaç tane daha koyarsak hepsi şunun altında olacak. İşte ana kameranın bu background dizisine bu Teal Mountains'ı alıp sürüklüyorum. Böylelikle ilk elemanı atamış olduk. Ve onu artık script kodun içerisinde kullanabileceğiz. Bu arada Teal Mountains'ın pozisyonu 0. Tamam. Tekrar döndük script koduna. Yani şimdi orada bir start bir de update fonksiyonu yazacağız. Ve start fonksiyonunda ilk olarak oyun ilk başladığında bir kez çalışan start fonksiyonu içerisine kameranın ilk pozisyonunu bir kaydedeceğiz. Onu sürekli sonra kullanacağız. Bunun için bize yine private cinsinden şuraya tanımlayalım. Private cinsin private olarak ve vektör 3 cinsinden alt çizgi last position, son pozisyon. Yani kameranın son pozisyonu sakladığımız değişken olacak bu. Ve public void diyoruz. Start fonksiyonu içerisinde bunu ilk kez bir saklayacağız. Alt çizgi last position eşittir diyeceğiz. Şu süslü parantezi kapatırsak tamamlamalar çalışır. Last position diyeceğiz. Transform nokta position.
Böylelikle kameranın ilk pozisyonunu saklamış olduk. Sonra oyun çalışırken sürekli çalışan, oyun oynanırken sürekli çalışan update fonksiyonunu yazacağız ve orada update dedik, süslü parantezini açtık ve kapattık. Oraya da diyeceğiz ki, şimdi ilk olarak parallax dediğimiz şey, biz hareket ediyoruz kamera olarak. Bizim hareketimizle kameranın hareketinin bir önceki bulunduğu pozisyonla şimdiki pozisyon arasındaki farkını bir hesap ettireceğiz. Yani kamera ne kadar hareket etti. Ona parallax ismini vereceğiz. Parallax eşittir. Last position, yani kameranın bir önceki pozisyonun x bileşeni eksi şimdiki bileşeni transform nokta position nokta x. Böylelikle aradaki farkı almış olduk. Yalnız bunu daha sonradan rahat ayarlama yapabilmek için bir katsayıyla çarpacağız. Ona da parallax scale adı vereceğiz. Onu yazalım önce. Çarpı parallax scale diyelim. Ve onu yukarıda tanımlayalım. Onu da tabii public cinsinden tanımlayacağız. Değiştirebileceğiz çünkü. Yukarıya onu yazayım. Public float cinsinden. Parallax scale. Aslında bunları burada atamasında yapabiliriz default olarak. Mesela parallax scale için 0.5f olsun. Yani aradaki farkı yarıya ikiye bölmüş oluyoruz. Yarısını almış oluyoruz. Böyle bir farkı hesap etmiş olduk. Yani kamera ne kadar hareket etti. Kamera belli bir miktar hareket ettiğine göre arka plandaki backgroundları da belli bir miktar hareket ettireceğiz. Onun için tek tek kaç tane varsa arka planda, ki bizim şu anda sadece bir tane var. Var i eşittir diyoruz. Var i eşittir. Sıfırdan başlıyoruz. I küçüktür diyoruz. Backgrounds, o dizi şeklinde oluşturduğumuz backgrounds dizisinin length, uzunluğu ne kadarsa. Yani dizide kaç tane eleman varsa onları tek tek incelemek için bir for döngüsü yazıyoruz. I artı artı dedik. Süslü parantezimizi açtık. Burada yapacaklarımızı yapacağız. Sonra last position'ı tekrar yenilememiz lazım. Çünkü bir kere bir işlem yaptık. Bir sonraki kameranın hareketinde artık last position kameranın şu anki son hareketi olacağı için onu sürekli tazelememiz lazım. Çıkmadan fonksiyondan bunu yeniliyoruz, last position'ı. Sonra for döngüsünün içine yazmaya başlayalım. Zaten fazla da bir şey kalmadı. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bizim arka plandaki dağın yeni pozisyonunu belirlerken bir variable tanımlayacağız. Ve bu variable şu anki pozisyonundan ne kadar daha hareket etmesi gerektiğini hesap ettiğimiz bir değişken olacak. Şimdi onu yazalım. Oraya for döngüsünün içine gelelim. İlk satıra variable. Şöyle diyoruz. Background target position, yani arka plandaki objenin yeni pozisyonu. Bir miktar hareket ettireceğiz onu da. Yeni pozisyonu şöyle olacak. Bir kere kendi normal pozisyonunu yazacağız. Background i kaçıncı elemanıysa, i'ninci elemanı, onun pozisyonunun x değeri. Tabi şu anda hesap ettiğimiz sadece yatay bileşeni. Normal pozisyonu bu. Buna bir ilave yapıyoruz. Artı ne kadar ilave yapacağız? Yukarıda hesap ettiğimiz parallax kadar. Yani kameranın hareketinin belli bir oranı kadar da arka plandaki objeyi hareket ettireceğiz. Onu burada hesaplattırdık. Şimdi artık gerçekten arka plandaki objenin bir de vektörünü belirleyelim. Yine backgrounds i'nin position değerine yazıyoruz. Şöyle diyeceğiz. İlk olarak lerp fonksiyonu yazabilirim veya doğrudan hareket ettirebiliriz. Fark etmez, lerp ile yazalım. Vektör 3 diyoruz. Nokta lerp dedik. Lerp biliyorsunuz bir pozisyondan bir pozisyona yavaşça gitmesini sağlıyor. Dolayısıyla iki tane pozisyon vermemiz lazım lerp'in içine. Bir tanesi arka plandaki dağın şu anki bir önceki pozisyonu. Background i. Yani şu anki pozisyon, daha doğrusu position. Ondan sonra hangi değere doğru gidecek? Hepsini lerp'in altına yazalım şöyle.
İkinci pozisyonu yazıyorum şimdi. O da biraz önce hesap ettik. Yukarıda background target position olarak. O tabi sadece x bileşeniydi. Onun için yeni bir vektör tanımlayacağız. Arkadaki dağ için yeni bir vektör. Vektörün x bileşeni yukarıda hesap ettik. Şu. Şunu yazacağız. Hatta buraya gelmişken kopyalayıp şuraya paste diyebiliriz. Bu x değişkeni. Şöyle biraz geri alalım. Sonra diğer bileşenlerini de yazacağız. Virgül. Vektör için y bileşenini yazalım. Şuradan yazarsak daha iyi olacak. Tabii ki y ve z bileşenlerini değiştirmediğimiz için o backgrounds dizisinin i'nin elemanının pozisyonunun y değerini olduğu gibi yazıyoruz. Virgül dedikten sonra tekrar aynı yere gelelim. Şuraya geldik. Tekrar yine backgrounds arka planının i'nin arka plan elemanının pozisyonunun z değerini de değiştirmeden böylelikle yeni bir vektör yazdık. İşte arkadaki background elemanının, dağın şu anki pozisyonundan alacağız onu. Şu vektöre doğru götüreceğiz. Ve bunun için tabii bir de lerp'te şöyle bir şey daha yazıyoruz. Üçüncü eleman. Hangi hızda gittiğini belirlemek için. Buna da mesela şey diyelim. Doğrudan doğruya time nokta delta time diyebiliriz. Veya onu da bir katsayıyla çarpabiliriz. Yani daha rahat ayarlayabilmek için. Ona da smoothing diye bir katsayı tanımlayalım. Şimdi yukarıda tanımlayacağım onu. Onu time nokta delta time'la çarpıyoruz. Bu şekilde. Böylelikle lerp'i yazmış olduk. Devam etmeden önce şu smoothing'i bir belirleyelim yalnız. Yukarıda yine o da float cinsinden olacak. Smoothing. Onu da tanımlayalım. Public olacak o da. Enterledik. Public. Float cinsinden smoothing diyoruz. Ona da bir ilk değer verelim. Ama sonradan istersek değiştirebileceğiz tabii ki. Smoothing için de şöyle yazalım. Zannedersem 3 gibi bir değer vermiştik. Smoothing için kaç vermişiz? Ona bakıyorum şimdi. Smoothing için şimdilik bir 2 değeriyle başlayalım. 2.0 f olsun. Onu gerekirse değiştiririz. Şimdi for döngüsünde şurada kalmıştık. Arka plandaki objenin yerini kameranın hareketine göre belli bir miktar değiştiren ifadeyi yazdık. For döngüsü orada bitti. Şimdi bunu deneyeceğiz. Şöyle baktım bir eksik yok. Ctrl C ile kaydettim. Unity'ye döndüm. Biraz play ekranını da büyütebiliriz. Play ekranı büyütmemiz lazım çünkü kamerayı görmemiz gerekiyor. Kameranın hareketine göre arka plandaki dağ hareket edecek. Bu arada kamerayı bir seçiyorum. Çok yakından bakıyor. Kamerayı biraz size'ını büyütelim şöyle. Ve yerini düzeltelim. Bu şekilde. Biraz game kısmını genişlettim. Bu arada bir şeyi unuttuk. Onu da yapacağız. Hızlı bir şekilde. Platformları silmiştik. Player'ımız burada. Player'ı biraz yukarı alalım. Sağ taraftaki prefabs kısmından tiles kısmından mesela çim olan bir platform alıp içeriye koyalım. Onun yerini pozisyonunu resetleyelim. Tam köşeye yerleşsin. Bunun box collider bile yok. Onu tanımlayalım. Add component physics 2D box collider 2D dedik. Onun tam sol alt köşedeki pivot point'in etrafında küçük bir şekilde belirledi. Biz onu düzeltmemiz lazım. Bizim onu düzeltmemiz lazım. Onun için Box Collider'ın Edit Collider düğmesine basıp Box Collider'ın şu ayarlarını bir kere yapıyoruz. Bunu daha önce demek ki yapmamışız hiç. Onun için şimdi yapıyoruz. Apply butonuna basacağım ki bu prefab güncellensin. Bundan sonra da bir daha tekrar bunu yapmak zorunda kalmayalım. Onu ayarladık. Ve şimdi artık Apply butonuna basıyoruz. Edit Collider'dan çıktıktan sonra böylelikle prefab'i düzelttik. Şimdi bundan Ctrl D ile bir tane yer kopya alır. Şöyle sağ tarafa götürür. Sonra da V tuşuna basar. Bu noktadan alır taşırsanız onları yan yana getirmiş olduk. Kolaylaştırmak için işlemi şöyle yapabiliyoruz. Bir defa şu 4K
Grass full'ları yan yana getirelim hiyerarşi kısmında. İki tane. İkisini birden seçiyoruz. İkisi birden seçilirken Ctrl D'ye basıyoruz. İki tane birden sağ tarafa götürüyoruz. İki tane birden seçilirken yine V tuşuna basıp hizalıyoruz. Şimdi 4 tane oldu. 4 taneyi seçin. 4 tanesi birden seçilirken Ctrl D'ye basın. Sadece kırmızı oktan tutup sağ tarafa götürün. Yaklaştıktan sonra yine V'ye basıp tam bu pivot point'ten yanaştırın. Bir kere daha yapalım. 8 tanesini birden, önce bir tanesini seçiyorum. Bir elim shift tuşuna basılırken en alttakini tıklayınca hepsi birden seçiliyor. Bu durumdayken Ctrl D'ye basıp birer kopya yaratıyorum. Uzaktan bakarken kırmızı oktan sağ tarafa götürdükten sonra tekrar yakına gelip yine V'ye basıp, one'ın V'si, tam bu pivot point'ten tuttuğum zaman hizalamış oluyor. Bu bize yetecek. Bu arada burası gene çok kalabalıklaştı. Buna da şey diyelim. Daha sonradan değiştirsem bile şimdiden mesela create empty istedim bir tane. Ona da foreground adını verelim. Foreground ismini verelim ve bütün bu 4 class full'ları hepsini birden seçip alıp foreground'ın içine koyalım ki burası foreground'ı minimize ettiğimiz zaman sakinleşsin. Şimdi tamam. Şöyle biraz daha büyütelim tekrar sağ tarafı. Play butonuna bastık. Player aşağıya düştü. Fakat bir şeyi unuttum. Yine herhangi bir tanesini seçebiliriz. 4 class full'lardan en soldakini seçtim. En soldaki o değil, bir altındakiymiş. Onun yerini düzeltelim şöyle. Bir üst satırda olacak. Şöyle, tamam. Şu en soldaki herhangi birisi de olur da, herhangi birisi de olur ama en soldakini seçtim. Onun layer'ını değiştirmeyi unuttum. Çünkü biliyorsunuz çarpışmalara tepki vermesi için bir prefab'in muhakkak platforms içinde olması lazım. Bunun child'ı da olduğu için çocuklarına da uygulansın mı diyor diye soruyor. Evet dedim. Bir de yine bütün prefab'lere bu prefab cinsinden oluşturulmuş bütün kopyalara aynı değişikliklerin uygulanabilmesi için bir de apply düğmesine bastım. Tamam. O hatayı düzelttik. Şimdi play butonuna bastım. Bu platforma kondu. Sağ tarafa gittiğimiz zaman bu şekilde hareket edecek. Şu anda arkada sadece bir tane daha var ve parallak etkisini çok net göremiyoruz. Çünkü daha çok sayıda yapınca iyi anlaşılacak. Ben şimdi yaptığımız için tam anlaşılabilmesi için şöyle bir işlem yapacağım. Main kamera seçiliyken o katsayıları biraz abartarak yazalım. Mesela parallax scale değerini, ki neydi o, hatırlayalım bir. Parallax scale değeri şu. Bu kameranın hareket etme miktarının, yani bir önceki pozisyonla şimdiki pozisyonun arasındaki farkı bir katsayıyla çarpıyoruz. Bu az olduğu için pek bir şey göremedik şimdi. Onu büyütelim mi geçici olarak? Sonradan tekrar 0.5'e düşüreceğiz çünkü. Mesela 10 diyelim ve bu durumdayken tekrar bir bakalım. Hareket etsin. Dikkat ettiyseniz dağın hareketi biraz daha değişik daha öncekinden. Yani böyle sanki kayıyormuş gibi. İşte o bize birazdan bitirdiğimiz zaman diğer işlemleri arka planda bir 3 boyutlu etkisi verecek. Bu rakamı düzelteceğiz. Şimdilik böyle dursun. Smoothing 2'de kalabilir. Şimdi şöyle yapalım. Madem kodla ilgili bir eksiğimiz, şöyle bakıyorum, kalmadı. Kodu yazdık. Script kodunu. Sadece şu arka planı biraz daha düzenlemek gerekiyor. Şöyle yapalım. Biraz uzaktan bakarken. Önce bu şeyi bitirelim. Yeşil dağı. Teal Mountains'ı açıyorum. Şu içindekini seçtim. Bundan yani yeşil dağın direkt kendisi seçiliyken Ctrl D ile kaç tane? Önce tek tek yapalım. Bir tane aldım. Şöyle biraz sağ tarafa götürelim. Bir tane daha yapalım. Ve tekrar şöyle sağ tarafa götürelim. Bu tamam. Şimdi bir de aynı bu Teal Mountains gibi bir de şey yapacağız. Blue Mountains diye bir kısım açacağız. Önce bir boş bir game objesi açıyoruz. Adını Blue Mountains olarak değiştiriyoruz. Blue Mountains olarak değiştiriyoruz. Ve onun içerisine de sağ taraftaki şeyden, Background Atlas'tan bu sefer de Mountains Blue alıp bir tane sürüklüyorum. İçerisine bırakıyorum. Şimdi reset pozisyonlara bakalım. Blue Mountains pozisyonu 0-0-0. İçine koyduğumuzun da tamam. Onda bir problem yok. Sadece bu Blue Mountains içinde birkaç ayar düzeltmesi yapacağız. O ayar düzeltmeleri bir tanesi Sorting Layer ve bir de Scale değeri. Onları düzelteceğiz.
Yapalım. Seçili şu anda zaten. Önce scale değerini 2'ye 2 yapıyoruz. Bu yeşil daha kadar büyük olmayacak. Biraz daha küçük olacak ondan. Daha değişik olsun boyutu, gözüksün diye. Çünkü arkadaki dağlar iyice büyük. Öndeki dağlar biraz daha küçük. Bir de sorting layer'ı. Onun da yine background yapacağız. Çünkü bu arka plana ait bir eleman. Onu yapınca zaten şu öndeki çim toprak ön tarafa geldi. Şöyle bir tekrar göstereyim onu. Default'a bastığım zaman bakın daha her şeyi kapatıyor. Player falan onun arkasında kalıyor. Bu sıralama çok önemli. İşte o yüzden onu aslında Mountains seçmişiz. Mountains yapabilirdik onu. Mountains yapalım. Ve yeşili bir kontrol edeyim. Arka plandaki yeşil dağlar, onları background değil mountains yapacaktık. Onları düzeltelim. Tek tek seçiyorum. Onları mountains'a alıyorum. Aldım. Tekrar şimdikine dönüyorum. Mavi dağı seçtim. Şunu. Mountains. Fakat bunun order in layer'ını bir yapmam lazım. Çünkü bu şu anda tamam düzgün gözüküyor. Yeşil dağın ön tarafında gözüküyor ama her ikisinin de order in layer'ı sıfır. Yani şu anda hem yeşil dağın hem mavi dağın hem sorting layer'ları aynı. Her ikisi de Mountains sorting layer'a ait. Ve her ikisinin de order in layer'ı şu anda sıfır. Bu sonra problem çıkartabilir. Mavi dağı bir öne almak için şimdiden order in layer'ı bir yapıyoruz. Bu şekilde. Ve ondan da bakıyoruz başka eksiği yok. Sadece kopyalayarak ve yerini şöyle biraz daha düzgün ayarlayarak. Mesela şöyle olsun. Seçtim Mountains Blue'yu. Ctrl D ile bir kopyasını oluşturdum. Güzel bir yere almaya çalışıyorum. Şurası iyi gibi. Şöyle. Bir tane daha yapalım. Seçtim. Ctrl D ile kopyasını aldım. Yine onu da bu sefer de şöyle olsun. Şimdi geldik ağaçlara. Ağaçlar için de yine bir empty objesi alacağız. Onun içerisine yerleştireceğiz. Şöyle yapalım. Yine background'ın içerisinde 3 tane yaptık. Background, teal mountains, blue mountains. Bir de tekrar create empty diyoruz. Trees diyoruz. Ağaçlar. Yanlış tuşa bastık. Bunu seçiyorum. İsmini trees olarak değiştiriyorum. Ve onun içerisine yine prefab haline getirmişim daha önce. Tree'yi yapmışım. Onu alıyoruz. Bir tane bu trees'in içerisine koyacağız. Yalnız koymadan önce şu trees'in pozisyonuna bakalım. Sıfır mı? Sıfır. Tamam. Tree'yi aldık. Bunun içerisine koyduk. Bu birincisi. Şöyle yakından bakalım. Yerini biraz ayarlayalım. Bu bir tane ağaç şu anda. Onu seçtim. Şöyle bir yere koyalım. Bu arada player'ı da düzeltelim şöyle yerini. Player şurada dursun. Bir tane ağaç seçtim. Ağacın yerini şöyle düzelttik. Şimdi ağaçtan da ağacı da biraz büyüteceğiz. Yaklaşık şöyle 1,7 gibi bir boyuta getiriyorum ki kopyaladığımız ağaçları bile aslında farklı farklı büyüklüklerde yapabiliriz. Bu bir tanesi böyle olsun. Bunun da sorting layer'ı tree line. Daha önceden zaten ayarlamışız. Onda bir problem yok. Çoğaltalım şimdi. Seçtim. Ctrl D ile bir kopyasını aldım. Şöyle biraz ileriye koydum. İsterseniz bunu dediğim gibi scale ile biraz küçültebilirsiniz. Şimdi ben daha fazla uzatmamak için doğrudan doğruya kopyalarını alayım. Ctrl D ile bir tane daha yaptım şöyle. Bu ağaçların yanından giderken ağaçlar da o paralaks etkisinden nasibini alacak. Ctrl D ile şöyle bir tane daha. Bir tane daha. Şöyle yetsin. Şimdi bu aşamaya kadar geldik. Save scene diyelim. Save project diyelim. Tekrar şu ana kamerayı seçip onun script koduna bakacak olursak en son yazdığımız background parallax. Orada arka planlar olarak şimdilik sadece teal mountains'u buraya atamıştık. Yani diğerlerini de koymamız lazım buraya. Yani sadece yeşil dağlar var burada. Bu bir dizi biliyorsunuz. Size 1 şu anda. Tek yapmamız gereken şu Blue Mountains'ı alıyoruz, getiriyoruz. Burada Background'ın üzerine bırakıyoruz. Böylelikle şimdi iki elemanımız oldu. Element 0, Teal Mountains, yeşil dağlar. Element 1, onun bir önünde olacak Blue Mountains. Bir de ağaçlar var. Ağaçları da getirip aynı şekilde buradaki Background'ın üzerine bıraktım. Eleman 3 tane var. Bu üçü birden o paralaks script kodun içerisinde o for döngüsü yazmıştık biliyorsunuz. Şu for döngüsü. Bunun içerisinde tek tek hesap ettirilecek ve hareket ettirilecek.
Şimdi bir deneyelim. Daha kodda bir satır bir eksiğimiz var çünkü. Tekrar File, Save Scene, File, Save Project ve Play butonuna bastım. Sağ tarafa doğru hareket edelim. Şu anda hepsi birden aynı miktarda parallax hareketi yapıyorlar. Dikkat ettiyseniz. Bizim platformumuza göre arkadaki dağlara bakacak olursanız onlar biraz daha farklı hareket ediyorlar ama şu anda tam paralax etkisi yok çünkü hepsi birden aynı miktarda hareket ediyorlar. İşte o satırı da ilave edince kodun içerisine arkadaki ağaçlar biraz daha farklı hızda, mavi dağlar biraz daha ve yeşil dağlar da biraz daha farklı hızda hareket edince o etkiyi tam olarak göreceğiz. Şimdi bizim script kodunun içerisinde eksik bıraktığımız nokta şu ilk hesap ettiğimiz background target position, yani arka plandaki obje neyse, sıradaki obje neyse onun pozisyonunu ne kadar değiştireceğimizi belirlediğimiz kısımda şu parallaxın devamında ona bir katsayıyla bir fark oluşturmak için bir katsayı yazacağız buraya. Onu yazalım. Yalnız şöyle yapalım o zaman. Parallax aşağıda kalsın. Çünkü yanına yazacağımız şeyler var. Background'ı aşağıya alalım. Parallax'la topluyoruz ya şurada. Bu parallax'ı bir çarpı katsayısıyla değiştirelim. Çarpı diyoruz. Bir defa kaçıncı eleman? İ'yi burada kullanıyoruz. Yani for döngüsünün sayacını burada kullanıyoruz ki her seferinde yani i0, i1, i2, i3 şeklinde ilerlediği zaman bu katsayı gitgide büyüyecek. Onun için i'nin burada önemi var. Bir de ekstradan kendimiz bir katsayı koyalım. İsmini şöyle söyleyelim. Tanımlayacağım onu yukarıdan. Parallax Reduction Factor diye bir isim koyuyoruz. Reduction Factor. Ve i0 olduğu zaman biliyorsunuz 0 çarpı parallax 0 yapar. Dolayısıyla ilk seferinde pozisyonu 0'la toplamış oluruz. Bir şey etkisiz olur. Onun için hiç olmazsa bir artı 1'le başlasın dedik. Ve yukarıda da parallax reduction faktörü tanımlayacağız. O da yine float cinsinden. Bu arada değeri de 3 başlangıç değeri. Onu yazalım buraya. Public diyoruz. Float cinsinden parallax reduction faktör dedik. Eşittir. Kaç demişiz? 3 olarak belirlemişiz. Onu öyle kullanacağız şimdilik. 3.0f. Tabii bu değerleri burada vermiş olsak bile editör kısmında biliyorsunuz. Şurada bak mesela parallax scale'i 10 yapmışım ben. Yani tanımlarken parallax scale'i 0.5 demiş olmama rağmen editör kısmında onu değiştirmişim. Onu tekrar 0.5'e döndüreceğiz. Şimdi bunu Ctrl-S ile kaydediyoruz. Ve tekrar çalıştırıyoruz. Play butonuna basacağım şimdi. Bastım. Ve D'ye basıp sağ tarafa hareket ettiğimiz zaman. Şimdi artık fark ettiyseniz arkadaki yeşil dağ az hareket ederken öndeki yeşil dağlar daha fazla, ağaçlar da aşırı miktarda hareket ediyor. Tabi bu çok fazla bir etki. Biz o 10 değerini tekrar 0.5'e geri getiriyoruz ki çok hafif bir göz yanılması versin bize. Tekrar play butonuna bastım. Sağ tarafa doğru gidiyorum. Evet, şu anda hem aşırı miktarda olmayan hem de hafif bir arka planda 3 boyutlu hareket ismini verecek parallax kısmını bitirmiş olduk. Bu şekilde esnek bir şekilde de yapmış olduk. Araya başka tabakalar ekleseniz bile onları sadece şu sol taraftaki background kısmında biz şimdi sadece Teal Mountains, Blue Mountains ve Trees ağaçları yaptık. İsterseniz buraya eklemeye devam edersiniz. Ekleme yaptıysanız buraya sadece ana kamerayı seçip onun background dizisine şu anda 3 elemanla gelip sürüklerseniz bu elemanlar çoğalır. Tek yapmanız gereken bu. Kod zaten gerisini hallediyor. For döngüsü kaç tane varsa arka planda grup onları tek tek hesap ettirerek parallax etkisi verilmesini sağlıyor. Böylelikle bu derste de bu konuyu işlemiş olduk. Bir sonraki derste yine başka bir konuda devam edeceğiz. İyi günler.